Bu dilimde şimdi elektrikli araçların dönüşümü üzerine konuşacağız. Konuğumuz var. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Çetintürk bizimle. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Merhabalar Fena Hanım. Hoş bulduk. Şimdi dünya fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara dönüyor hızla. Bizde de bu yönde girişimler var. Örneğin TOG yerli milli imkanlarla üretildi. Elektrikli araç statüsünde. Ama bir yandan da bir soru var. Acaba mevcutta da çünkü binlerce araç var dünyada ve bunlar fosil yakıt kullanıyorlar. Bunların elektrikliye dönüşümü mümkün mü? Böyle bir çalışma yapılabilir mi? Son günlerde konuşulan bir soru. Siz de dersiniz. Böyle başlayalım. Aslında bu çok yeni hayatımıza giren bir gündem değil. Geçmişe dönük bir araştırma yaptığımızda 2010 yılından bu yana farklı farklı girişim gruplarının, bazen mühendislerin kendi bireysel çabalarıyla da otomobillerini elektrikli araç olarak dönüştürebildiklerini görüyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak da ifade ettiğiniz gibi aslında buna yönelik epey bir ilginin olacağı da gözüküyor. Çünkü elektrikli otomobillerin hem ciddi anlamda bir talebi var. Bunu karşılayabilmek anlamında üretim adetleri seviyesinde hem de yaygınlaşması seviyesinde bu tip bir dönüşümün biraz daha bu süreci hızlandıracağını öngörmek mümkün. Ama tabii buna yönelik olarak da aslında altyapı imkanlarının genişletilmesi çok kritik bir rol oynuyor. Çünkü bugün baktığınız zaman elektrikli araçların kullanıcıları tarafından zaman zaman işte örneğin İstanbul'dan Ege bölgesindeki bir şehre gitme noktasında hem menzil anlamında hem yolda bazen birden fazla kez şarj etme amaçlı duraksamak ve bu nedenle aslında yol mesafesinin uzaması gibi bazı problemlerin kimi zaman aracın tabii ki yeterliliğine göre, batarya kapasitesine göre bu durum değişkenlik gösteriyor ama buna yönelik olumsuz eleştiriler de aldığını görüyoruz. Ancak önümüzdeki süreçte aslında birçok biz nostalji araçlarının dahi şu an üretimde olmayan işte bizim Şahin grubu dediğimiz araçların dahi aslında elektrikliye dönüştürüldüğünü ve bundan dolayı da ciddi anlamda bir ilgi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bir aracı mesela biliyoruz ki işte yakıtlı araçların LPG'ye dönüştürüldüğü örnekler var. Ama mesela elektrikliye dönüştürmek bu kadar kolay mı? Çünkü onun yazılımı var, bataryası var, çok farklı unsuru var. Hızlıca dönüşüm sağlanabilir mi? Ne dersiniz bilmiyorum. Tabii buradaki dönüşümden kastımız tamamen aracın yürüyen aksamı ile ilgili olan dönüşüm. Hatta geçmişte bunun 4000 dolarla 7000 dolar arasında belirli mekanizmaları sağlamak suretiyle aslında kolayca gerçekleştirilebildiğini biliyoruz. Burada bahsettiğimiz şey özellikle bir aracın sadece yakıt anlamında elektrikliye dönüştürülebilmesi. Yoksa iç aksam olarak baktığınızda aracın donanımı ile ilgili aslında bir farklılık söz konusu değil. Hatta burada şunu da gözlemliyoruz. Belki tam bu konumuzla direkt ilintili değil ama hibrit araçların LPG ile birlikte güçlendirilmesi ya da oraya yönelik de bir dönüşümden de aslında bahsetmek mümkün. Tam bir hibrit araç yani. Doğru. Çünkü hibrit araçlar ifade ettiğiniz gibi ikiye ayrılıyor. Bizim mild hybrid dediğimiz yani yarı hibrit olan araçlar var. Motoru tek başına götüremeyen, aracı tek başına hareket ettiremeyen ama iki motoru olan yani hem elektrik hem de içten yanmalı motoru olan araçlarda LPG desteği de LPG dönüşümü bile gerçekleştirilebiliyor. Burada az önce tam aslında onu ifade edecektim. Biraz daha kullanıcıların elektrikli araçtaki bu dönüşümde hem teknolojinin genişlemesinin yanı sıra bir taraftan da aslında yakıtla ilgili olarak elde ettikleri bir tasarruf da var. Çünkü bugün ev elektriğini kullanarak aslında dışarıda bu dolumu gerçekleştirirseniz tabii ki biraz daha maliyetli 2-3 katına kadar maliyet artabiliyor ama ev elektriğini kullanarak aracınızı şarj ediyorsanız eğer şu an için en uygun yakıt olan işte LPG diye tanımlanan sıvılaştırılmış yakıtında yaklaşık %40-45 daha altında bir maliyette ulaşım imkanı söz konusu oluyor. Şimdi burada maliyet düşüyor. Elbette önemli. Cebimiz, paramız ama bir yanıyla da bu karbon salınımı, çevreye yayılan o egzoz dumanı bunların azaltılması, daha böyle artık karbon sıfır hedeflerine yaklaşılması açısından da önemli olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bir yanıyla da siz dediniz ki mesela elektrikli araçların şarjı, batarya konusu bunları da çok konuştuğumuz başlıklar. Burada önümüzdeki yıllarda biz Türkiye'de nasıl ilerlemeler görürüz bunu soracağım size. Hem TOG'la başlayan bir süreç var hem çok çeşitli hibrit elektrik araçlar da var ülkede. Bir yandan da teşvik nasıl bir teşvik olabilir? Bunu dönüştürmenin maliyeti nedir onu da merak ettim. İki soru bir arada oldu ama bunu neden soruyorum? Çünkü mesela Norveç'te
çok hızlı teşviklerle esasında bu fosil yakıtlı araçlardan çıktılar ve elektrikli araçlara döndüler. Büyük de yol kat ettiler o nedenle. Kesinlikle doğru. Özellikle çevreci bir yaklaşım göstermesi açısından elektrikli araçlara dönüşümün ciddi anlamda önümüzdeki süreçte daha da hız kazanması bekleniyor. Bizim ülkemizdeki TOGG'un üretimi aslında bu anlamda çok çok önemli bir gelişme. Zaten halkımızın gösterdiği ilgiden, teveccühten de bunu ciddi anlamda anlayabiliyoruz. Genel anlamda elektrikli otomobillere yönelik de aslında bir ilgi var. Otomobil satış rakamlarına baktığımız zaman da her geçen gün, her geçen ay giderek elektrikli araçların toplam satış içerisindeki payının da arttığını görüyoruz. Ama dediğiniz gibi var olan şu an içten yanmalı motorların bir şekilde dönüşümünü sağlamak, dediğim gibi yani yaklaşık işte 4.000, 7.000, 10.000 dolarlık farklı prototiplerde üretilen dönüşüm paketleri var. Bunların kullanılması vasıtasıyla bu araçların, yani klasik araçların da elektrikli araca dönüştürülebilmesi aslında mümkün. Teşvik noktasında elbette burada araçların belki bu dönüşümüyle ilgili bir destek sağlanabilir. Ama ben öncesinde açıkçası yakıt konusunun, daha doğrusu şarj konusunun ve bu alandaki altyapının genişliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Belki biraz ironi olacak ama sosyal medyada işte aracın arka tarafında sıra beklemek istemediği için jeneratör taşıyan araç sürücülerinin olduğunu görebiliyoruz. Yani buradaki yakıt, daha doğrusu şarj ağının genişletilmesi, mümkün olabildiğince bu istasyonların artırılması, farklı alanlarda bizim süper şarj dediğimiz, yani kısa sürede aracın hızlı bir şekilde şarj edilebilen, şarj edilmesine imkan tanıyan aslında tesislerin artırılması çok çok önemli. Ben burada biraz daha bu alana teşviğin açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burada eğer kolaylığı sağlayabilirsek, herkes tıpkı akaryakıt alır gibi hızlı bir şekilde aracını şarj ederek yola devam edebilirse, o zaman biz burada çok daha sürdürülebilir ve uzun vadeli bir dönüşümü daha hızlı gerçekleştirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konuydu. Değerlendirmeleriniz için sağ olunuz. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Çetintürk, çok sağ olun. Çok teşekkürler.